Tekrar hoş geldiniz. Bugün biraz şaşıracağınız bir video hazırladık. Çünkü bu kulaklıklar arasında ciddi bir fiyat farkı varken ses kaliteleri oldukça bizi şaşırttı. Hem Beytullah hem ben kendi fikirlerimi söyleyeceğim fakat arada tam zıt bir görüş olacak. Bunu da adım adım göreceksiniz. Kulaklıkları kullanırken yapılan çok önemli hatalar var. Bunlardan da bahsetmeye çalışacağım. Herkese iyi seyirler diliyorum. Öncelikle Beytullah hoş geldin. Merhaba herkese. 1,5 yıl önce aldım. P30 Lite ile. O zaman 700 TL idi fiyatı. 650. 600 TL'ye geldi. 1,5 yıldır kullanıyorum. Ses kalitesi iyi. Bas zar olsun. Özellikle şey konusunda çok iyi. Dış sesi kapatıyor. Şiddetli bir sesle ses duyuluyor. O yüzden çok iyi. Kulaktan düşmüyor. Kullanışlı, kullanımı kolay. Sadece şu kapağı açtığınız zaman telefonunuza zaten tanımlı oluyor. Direkt bağlanıyor. Bu kadar basit bir ürün. Çok kolay Farklı bir cihaza bağlantı. bağlanması da çok kolay. Sadece arkada 3 saniye bir düğmesine basılı tutuyorsunuz. Işığı yanıp sönüyor zaten. Ben mutfakta çalışıyorum. Genelde yolda yolculuk yaparken veya yürürken boş zamanlarımda dinliyorum. Bana 3 gün yetiyor şarjı. Kendi kutusunun adaptörünün şarjı çok iyi. 3 gün götürüyor yani kulaklıklar bitse bile 10 dakika şarj etseniz yetiyor, sizi 1 saat götürüyor. Beni yarı yolda bırakmıyor 20 diyorsun. dakikada 15 dakikada şarj oluyor. Çok hızlı şarj oluyor ve hızlı şarj ediyor. Şimdi bunu deneyeceğim. Bakalım ses kalitesinde bir fark var mı? Daha önce kullandığınız kulaklığın alışkanlığı size mutlaka olacaktır. Düzenli olarak herhangi bir kulaklık kullandıysanız, siz bas seviyesi düşük bir kulaklıktan yüksek bas seviyesine geçtiğinizde ya bunun basları çok abartılı diyebilirsiniz. O yüzden bir alışma süreci de mutlaka kulaklık değişiminde olacaktır. Kulak uçlarının da kulağınıza uygun olanı seçmeniz de çok önemli. Aksi halde baslar düşük gelebilir veya kulağınıza baskı olabilir büyük takarsanız. Müzik kulağınız ne kadar gelişmişse bu aradaki farkı da o kadar anlarsınız. Yani daha önce yüksek kaliteli kulaklıklar dinlediyseniz. Bunda çok dolgun ses geliyor bana ama bunda ses gelmiyor bana dolgun. Mesela bunu da kulağıma taktığım zaman komple kulağımın içi ses oluyor. Arkadaki sesler çok anlaşılır düz ama bunda mesela arkadaki çın çın sesleri gelmiyordu. Çok az geliyor. Düz. Ama bunda çok şey geliyor, böyle hepsi bütünsel bir ses geliyor. Sahne daha dolu geliyor Şöyle diyorsun. diyeyim, bunda kendimi 100 kişinin olduğu bir yerde müzik dinliyormuş gibi hissediyorum ama burada tek otobüste dinliyormuş gibi hissediyorum. Bunun ses algısı çok yüksek şey olarak kapasitesi. Bas hacmi falan daha Çok iyi. geniş, Ya sahne daha bastan geniş diyorsun. ziyade Diğer enstrümanlar da daha iyi geldi enstrümanlara diyorsun. da geçtim. Çok bütüncül bir ses geliyor. Bütün sesleri farklı şekilde algılayabiliyorsunuz. Bunun ses seviyesi düşük müydü? Ses Ona baktın seviyesi mı? düşükten ziyade çok şey gelmiyor. Dolgun gelmiyor bana. Ama ben buna alıştığım için 1,5 yıldır bana bu çok farklı bir ortam veriyor. Tam böyle kendimi müziğin içinde buluyorum. Ama bu da yani orta seviye diyebilirim. Sisli bir ortam var diyelim. Çok öyle net değil yani. Hele her vuruştan sonra böyle hafif bir gürültü gibi oluyor maalesef. O keyfi vermiyor yani. O müzik keyfini veremiyor. Güçlü baslar tüm sahneyi sarıyor. Biraz kirletiyor. Yani müzik kulağınız gelişmişse bu kulaklık kesinlikle size tatmin etmez. aptX destekli. Hatta aptX HD destekli bir kulaklığa yönelmenizi tavsiye edeceğim. Baslar kulağa biraz vuruyor. Yani baskı hissediyorsunuz. Hani öyle ben gümbür gümbür olsun kulağa baskı yapsın her bas vuruşunda hissetmek istiyorum diyorsanız tam size göre. Fakat ben daha sakin olsun kulağımda baskı hissetmek istemiyorum. Yorsun istemiyorum diyorsanız bu kulaklık size göre değil. Burada kişiye göre bu tercihler değişebilir. Müthiş baslar o kadar sıkı ki yani yumruk şeklinde böyle küt küt basların sesini duyuyorsunuz ve kulağa baskı yapmıyor. Yani o içeride gümbür gümbür bir ses var fakat
kulağa baskı yapmıyor. Pastörü çok net duyuyorsunuz. Hacimli, sıkı ve gerçekten çok iyi. Yani tam kablosuz bir kulaklık için bu ses harika bir ses. Farklı bir müzik dinliyor. Biraz daha karmaşık. Yani arka planda böyle kalabalık bir ortam düşünün. O konuşmaları, gülüşmeleri duyabiliyorsunuz fakat yine çok net değil. Yani sahneyi temiz tutamıyor bu kulaklık. Fakat detayları veriyor. Hem arka plandaki detayları hem de ikinci, üçüncü, dördüncü enstrüman detaylarını da alabiliyorsunuz. Fakat kısmen kirli olduğu için çok minik detaylar o gürültüde seçmek zorlaşıyor. 600-650 lira civarında bir fiyata sahip. Hani malzeme kalitesiyle tartışılmaz. Kesinlikle kaliteli, oldukça şık. Gayet güzel bir ürün. Kulakta iyi duruyor. Fakat ses kalitesine geldiğimizde işte burada seviyeyi düşürüyor. Bu parçaları sürekli dinliyorum. Yani kaliteli kulaklıklarla denedim. Enstrümanlar hangi aralıklarda, hangi mesafede, hangi detaylara sahip, bunu da çok büyük ölçüde bildiğim için farklı bir kulaklıkla denediğimde aynı müzik parçalarını çok daha iyi farkları duyabiliyorum. Sahne gerçekten çok temiz. Huawei'nin FreeBuds Lite modeliyle kesinlikle kıyaslayamayız. Enstrüman detayları çok iyi. O tele her vurduğunda gitarın tellerinin bırakın hani o ilk vuruşu sonrasında titremesine kadar duyabiliyorum. Sağda solda stereo sesler çok net geliyor. Çok ayrışık ve detaylı geliyor. Sanatçının sesi de öyle çok yapay değil. Gayet güzel. Çok mu geniş bir sahnesi var? Değil. Yani o çok pro kulaklıklar kadar sahne çok geniş değil. Enstrüman araları da çok açık değil. Fakat normalde daha açık, daha güzel, daha ayrışık, daha net. Müzik kulağınızın biraz gelişmesi gerekebilir bu detayları duymak için. Evet, diğer arkadaşlara sorduğumda Huawei çok daha iyi diyenler de oldu. Bunu karıştırmayalım. Evet, ud çalarken bu udun, gitarın sesleri özellikle düşük frekanslarda biraz gürültü yapan Huawei FreeBuds Lite bu konuda başarısızdı. Fakat evet yine şöyle söyleyebilirim, çok başarılı. Hem o düşük frekanslar hem yüksek frekanslar, yani tiz ve bas sesler gayet güzel, dengeli, dolgun da, yani sahneyi dolduruyor fakat birbirini öyle karıştırmıyor, birbirini bozmuyor sesler. Çok beğendim gerçekten. Şimdi 160 liralık bir kulaklıktan bahsediyoruz. Hemen yanında 600 liralık bir kulaklık. Ben ses kalitesi olarak bahsediyorum. Burada yanlış anlaşılmaz. Malzeme kalitesi olarak tabii ki kutusuna kadar Huawei daha iyi. Fakat dediğim gibi ben kaliteli ve temiz ses veren bir kulaklık istiyorum diyorsanız evet Huawei bu konuda size göre değil. Evet yine söylüyorum. Çok öyle üst seviye değil. Fakat birçok kulaklık bu kulaklıkla başa çıkamaz. Ses kalitesi, sahne temizliği ve o enstrüman detaylarıyla gerçekten çok iyi bir kulaklık. Tam kablosuz müzik dinlemek için bir kulaklık arıyorsanız evet aptX destekli Hilux GT1 Plus. Şu anda favorim diyebilirim. Biliyorsunuz daha önce belki 50-60-70 tane kulaklık deneyimim var. Bunların bir kısmını kısa süre kullandım. Bir kısmını uzun süre kullandım. Ve evet, fiyat performans oranı çok yüksek olan, çok beğenilen, profesyoneller ve kullanıcılar tarafından çok sevilen birçok kulaklık aldım incelemek için. Ve evet bu kulaklığı kesinlikle müzik severler için tavsiye edeceğim. Kulağa oturması, kulakta tutunması gayet güzel. Silikon uçlarını beğendim. Bazı kulaklıkların silikon uçları tutunamıyor kulakta, düşebiliyor. Bu kulaklıkta böyle bir sorun da yok. Yani yapısal olarak güzel olmuş. Ses kalitesi kesinlikle tartışılmaz. Ve evet, söylediğim gibi
Bu uçlar yalnız bu kulaklığın değil, bunu da belirteyim. Beyaz bu kulaklığın uçları. Evet, ben bir müzik sever olarak kaliteli müzik dinlemek için 600 liralık Huawei modeli değil de 160 liralık modeli tercih ederdim. Belki 1-2 gün hani alışana kadar sıkıntı yaşarsınız. Fakat çok şöyle yanlardan tuttuğunuzda kolay bir şekilde kulağınıza oturuyor. Dokunma hissi de gayet güzel. Yani öyle eliniz kazayla çarptığında hemen şarkı değişmiyor. Hafiften bir tutmanız gerekiyor. Bu açıdan dokunma tini de gayet güzel yapılmış. Küçük bir kulak yapım abi, çok sıkı oturuyor. Hani öyle düşme sorunu gibi bir sorun da yaşamadım. Yaklaşık bir haftadır kullanıyorum. Ben kesinlikle 1,5 yıldır bunu kullanıyorum. Mesela dün bu kulaklığı kullandım. Benim için çöp yani. Dış sesi kesmiyor. Seslerin kalitesi yok. Çok düz geliyor yani. Ama ben bunu taktığım zaman farklı bir dünyaya geçiyorum. Öyle diyebilirim. Ben orijinal uçlarını kullandım. Bunlar benim kulağım için küçüktü. Aslında oluyordu ama kendi kulaklığımda Huawei'de kullandığım uçları kullandım. Diğerinde sesler dışarıdaki sesi kesmiyordu. Çünkü biraz hava kalıyormuş yani. Çok fark etmedim ama dedim bu kulaklık sesleri kesmiyor. Ama sonradan kendi ucumu kullandım. Dış sesi kesinlikle kapattı ve ses performansı çok iyi oldu. Kaliteli bir ses verdi. Bas olsun, arkadaki efektler ve sesler olsun. Çok güzel geldi yani. Dün şarkı dinledim ben o şekilde. Hatamızı sonradan fark ettik. Çok güzel bir kulaklık. Tamamen kendinize müziği verebiliyorsunuz. Kendi kulaklığım gibi diyebilirim. Kaliteli yani. Diğer uçla Beytullah denemeseydi bu kulaklığın kötü bir kulaklık olduğuna kanaat getirmişti ve öyle söylemişti. Sadece bir uç bile kulaklığın kalitesini inanılmaz derecede etkiliyor yani. Hem o müzik keyfini hem de ses sızdırmazlığını inanılmaz etkiliyor. Buna çok dikkat etmenizi ben şiddetle tavsiye ediyorum. Tahnesi derindir. Yani bu kulaklığın gerçekten seslerini duymakta zorlanabilirsiniz. Kulaklığa alışmanız için biraz zaman gerekir. Yani bu kulaklığı en azından şöyle birkaç ay dinleyip müzik kulağınızda geliştirmeniz gerekiyor. O derin sahneye alışmanız gerekiyor. Aksi halde Beytullah'ın dediği gibi duyacaksınız. Yani sesleri tam alamayacaksınız. Enstrümanlar sanki çok kuyudan ses geliyormuş gibi duyacaksınız vesaire vesaire. Fakat bir de tam tersi olacak. Bu kulaklığa alıştığınızda diğerini dinlediğinizde diyeceksiniz ki ya bu kulaklıkta sesler çok daha net, berrak, ayrışık geliyordu. Sahne derindi. Diğerine geçtiğimde yani her şey iç içe ve dipte, çok da net olmayan bir ses duyuyorum diyeceksiniz. Bu tamamen kulağınızın alışkanlıklarına bağlı. Bu kulaklığın ses karakterine alıştıktan sonra evet HD ses verse bile evet Xiaomi Pro HD'yi beğenmeyebilirsiniz. Fakat gerçekten müzik tutkunlar hiçbir şekilde tam kablosuz kulaklıkları tercih etmezler. Çünkü mutlaka kayıplar ve netlik kaybı oluyor. Kulağınızın gelişmiş olması, alışkanlıklarınız çok çok önemli. Ben bir Pro HD'ye kesinlikle böyle bir kulaklık değişmem, tercih de etmem. Fakat Beytullah için tam tersi bu. Beytullah da yani bu kablosuz kulaklığa hiçbir bu tarz kulaklığı değişmem dedi. Uzun süre özellikle sıcak ortamlarda kullanılması önerilmiyor. Bunu üreticiler çok da fazla dillendirmiyor. Ben size tavsiyem çok sıcak ortamlarda yarım saatten fazla kullanmamaya çalışın. Beytullah teşekkür ediyorum. Böylece biz teşekkür ederiz. Herkese iyi tatiller diliyoruz. Uzun kullanım yorumlarını da almış İçiniz olduk. İçiniz rahat olsun yani. Ben evet, tarafsız bir şekilde söyledim. İçimden geldiği şekilde. Ama kesin. Kutu açılımı ve nasıl kullanılır videosunu alt açıklamadan yine görebilirsiniz. Birçok kulaklık incelemesi yapmıştık. Kablosuz, tam kablosuz kulaklıklarla biraz daha bu sıra yoğunlaştım. Yine aptX destekli kısa kablolu Bluetooth kulaklık videoları çok yakında. Hoşçakalın.